Sen köfteye odaklan. Maça ayarlayacağız. Hayatımda ilk defa statta Hayrabolu tatlısı satılıyor. Bu takımın amigolundan gelmişim ya, taraf tribünden gelmişim. Trakya'nın kralı her zaman bilir. Atletlerin gözünü seveyim ya. Herkese merhaba. Tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma için Kırklareli'ne gidiyoruz. Peki maç kimler arasında oynanacak? Kırklarelispor'la Bandırma Spor arasında oynanacak. Hem atmosfere girelim hem uykumuz açılsın. Saat daha 8, uyandık, yola çıkacağız. Biraz iki takımdan bahsedeyim. Kırklarelispor tabii ki ev sahibi olduğu için önce ondan bahsedeceğim. Kırklarelispor geçtiğimiz yıl son maçta ligde kaldı. Bu sezon o sezondan ders çıkarmışlarcasına Vehbi Haluk Uğurlu ile başladılar sezona ve 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldılar. 25 puan topladılar. Şu anda yerleri 8. basamak. Peki fena bir sezon geçirmeyen Yeşil Beyazlılar'da dikkat çeken oyuncular kimler? Bir kere defansta, ya ben Karşıyaka'dan tanıyorum, Saffet Gurur Yazar var. Orta sahada genç Oğuzhan Erdoğan var. Forvet'te ise 9 golle takımın gol yükünü çeken eski Beşiktaşlı Ankaragüclü Sinan Kurumuş var. Şimdi geçelim konuk takıma. Konuk takım kim? Bandırma Spor. Bandırma Spor geçtiğimiz yıl bir üst ligde, yani TFF 1. Lig'de mücadele ediyordu. Bu sezon 2. ligdeler çünkü küme düştüler maalesef. Başlarında Mustafa Uğur var. Mustafa Uğur 15 maçlık süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 26 puan topladı. Takımı 6. sırada. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti? Bir kere kaleci Ali Türkan bu sezon iyi bir performans sergiliyor. Onun haricinde forvette Erhan Şentürk, Hüseyin Altuğ Taş ve David Kılıç gerçekten iyi işler çıkardı Bandırma Spor adına. Hem skorer kimlikleriyle hem de asist yönleriyle. Bu arada şöyle bir haber geldi bu hafta. Sol bek Gökhan Yılmaz'la forvet Üstün Bilgi kadro dışı bırakıldı takımda. Tabi bu biraz son haftalardaki düşük performansa bağlıyorum bu takımın. Bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyecekler. Ben Bandırma Spor'u 6. haftada oynanan Pendik maçında izlemiştim. Pendik deplasmanına gelmişlerdi. Onu da sağ üstten çıkarırım. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ben şimdi Levent civarındayım. Kanyonun önünde Can'la buluşup Kırklareli'ne doğru yola çıkacağız. O zaman bize hayırlı yolculuklar. Bahsettiğim gibi Can'la buluştuk, yola çıktık. Can nereye gittiğimizi biliyor musun? Abi Kırklareli'ne gidiyoruz ama ne için gittiğimizi, kimin maçına gittiğimizi bilmiyorum. Abi Kırklarelispor'la Bandırma Spor maçına gideceğiz baba. Kırklareli'ne gidiyoruz. Tabii öncesinde böyle bir köfte möfte ısmarlarım sana, onda bir sıkıntı yok. Güzel. Aynen, orası iyi haber yani. Sen köfteye odaklan, maça ayarlayacağız, tamam mı? Ben yol ve köfte odaklı. Aynen. Maç yorumları sende. Maç yorumları bende. Şimdi biz işte yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yolumuz var sanırım. Evet, daha yeni başındayız İstanbul'dan. Daha başındayız, İstanbul'dan yeni çıktık. Yaklaşık 2 saat sonra stat çevresinde görüşürüz. Şu an yağmur iyice abartmış durumda. Vallahi gözü görmüyor, hiçbir şey göremiyoruz şu an. Korku film sahnesi gibi açıkçası. Vallahi kültürleri ne yapacağız, nasıl içeceğiz hiç bilmiyorum şu an. Vallahi yolu gördüğümüz sürece... Ama şoför sağlam ya. Yolu gördüğümüz sürece yolu göremiyoruz ki zaten sıkıntı orada. Ama şoför sağlam, sıkıntı yok. Manisalı şoför, o yüzden her şeyi bıraktık, devam ediyoruz yani. Evet, Kırklareli'ndeyiz. 1,5 saatlik yolculuğun ardından geldik. Karnımız aç. Açayı oynamaz demişler tabii ki. Önce bir karnımızı doyuralım. Gürdallar köftecisine geldik. Ya ben geçtiğimiz yıl Kırklareli'nin bir tane daha maçına gelmiştim ve Twitter'dan Çağrı Şenol, buradan kulakların içine atayım. Abi bir şeyler eksik yalnız. Gürdallara gidip köfte yememişsin, yoğurt yememişsin. Burada bir eksiklik var, onu tamamla demişti. Bu sene nasip oldu. Bakalım nasıl? Göreceğiz. O zaman afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet Can, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bir an önce yemek istiyorum. Köfteler geldi. Amacımıza ulaştık. Şu an köfteler yanımızda. Bir yer misin kardeşim? Merak ettim. Hemen tadına bakıyoruz. Merakla beklenen an şu an. Gerçekten çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Kavga etmezsiniz değil mi? Yok abi, kavga etmezsiniz. Böyle okey. İki tane senin, iki tane son, 3 tanesi değil yani. 2 tane. Tamam. Kavga etmez. Teşekkür ediyoruz. Tabii köftenin yanında biraz biz abartıp pirzola da söyledik. Pirzolayı çünkü tavsiye ettiler. Daha çok canınızı çekmesin dediğim gibi Biz bunları bir ayarlayalım. Sonra stat çevresinde görüşürüz. Kırklareli'nde online'ız. Geldik. Daha ilk gelir gelmez bilet fiyatı şokuyla karşılaştık. 15 lira yapmışlar bilet fiyatını. İkinci ligde 15 liraya bilet, yani maç izlemek biraz ne bileyim garip bence. Yani hem başkanlar hem de yönetimler bu konulara biraz dikkat etmeli. Şimdi mesela içeri gireceğiz, ben kaç bin kişi olacak çok merak ediyorum. Şu biletler 5-10 lira olsa hem takım daha çok taraftar çeker hem de başka bir atmosfer olur. Bu arada yanında Şefik var. Merhaba. Onda da Twitter'dan konuşuyorduk. İşte Ankaragücülü, işte Kırklareli'nde yaşıyor falan, garip bir futbol sevdalısı o da gerçekten. Şimdi onlarla hep beraber maça gireceğiz. Bakalım Kırklarelispor, Bandırma Spor maçı bize neler gösterecek göreceğiz. İçerideyiz. Ya alt liglerin gözünü seveyim ya. Arama yapıyorlar. Adam kamerayı görüyor. Bu ne diyor? Kamera diyorum. İyi geç diyor. Yani mükemmel gerçekten. Hani geçen gün Galatasaray maçına gittim. Kameranın pilini almışlardı. İşte powerbank'i almaya çalışıyorlar. Burada yani dediğim gibi alt ligler candır. Her türlü girdik içeri. Şimdi yayın başlasın. Maç başlasın. Bakalım neler yaşayacağız gerçekten. Yani hani maçı bir kenara koydum, gerçekten hayatımda ilk defa statta Hayrabolu tatlısı satılıyor yani. Bu sanırım Kırklareli'nin meşhur tatlısı. Nasıl diyorsunuz şimdi? Takımı siz daha iyi tanıyorsunuz. Yani takım biraz patasa bağlamış. Evet, orta saha yok. 4-3-12'den. Ya Bandırma ilk 10 dakikada 12 dakikada 2 tane gol attı. Yattı orası ayrı ama Kırklareli'nin de pozisyonu yok maalesef. İkinci yarı. Bakalım ikinci yarı neler olacak göreceğiz. Maç sonuçlandı. Kırklarelispor 1, Bandırma Spor 2. Bandırma Spor deplasmandan 3 puan aldı. Şimdi evlerine dönüyorlar. Kırklareli'de son dakikalarda, son haftalarda bir düşüş var. Ne diyorsunuz takımın son haftalardaki performansına? Her zaman aynı performans, her zaman aynı coşkuyla olacak diye bir kaydı yok. Tabii ki. Tabii Bandırma da iyi takım ama Kırklarelispor'umuz daha iyi bir takım. Umuyoruz ki takımımız yükselişe geçecek tekrardan. Playoff'a hedefliyoruz. Allah'ın izniyle hep beraber başaracağız. Yani bu takım geçen sezon son maçta ligde kaldı. Bu sezon playoff hedefliyor. Bu da büyük bir başarı bence. Kurulan takım dediğin gibi kaliteli ayaklara sahip ama her maç aynı performansı vermiyor. Şöyle bir şey, Sinan 15 gol attığında siz playoff oynarsınız. Ama Sinan 12 golde kaldığında siz belki playoff'un dışında kalırsınız. Öyle bir oyuncu çünkü Sinan yani. Öyle bir önemli konumda çünkü. Biz Kırşehitler abidesini göğsünde taşıyan evlatlarımızın hepsine güveniyoruz. Sinan'ımızdan, Alişan'ımıza, Enis abimize, Davut'umuza her biri bizim için bir mükever şeklinde. Kırklareli'miz küçük şehir ama gönlümüz büyük bizim. Son bir şey var mı sizin Kırklareli taraftar grup liderleri olarak? Trakya'nın kralı her zaman biziz. Şimdi maçtan sonra başkanla bir araya geldik. Volkan Başkan'ı hepiniz tanıyorsunuz. Kırklareli'ni amatör ligden üst liglere taşıdı. Geçen sene takım son anda son maçta ligde kaldı. Bu sene playoff oynuyor. Onu konuşuyoruz. Bandırma maçında biraz oyundan memnun değiliz açıkçası başkanım. Aynen arkadaşım yani bize yakışan bir oyun şekli olmadı. Ama eksiklerimiz vardı. Ama onun da arkasına sığınmıyoruz. Neden sığınmıyoruz? Çünkü Kırklarelispor cami olarak büyük bir camiadır. Yerinde arkadaşın yerinde oynayacak topçu da bu camiayı temsil ediyor. Ama bir hafta kaldı. Bir hafta sonra burada Kırklarelispor üstünde hiçbir futbolcu yoktur. 10 tane gider 10 tane gelir. Bunu da açık açık söylüyorum. Çünkü biz bu kadar bir hedefe yaklaşmıştık. Ama bu 3-4 haftadan beri düşüş bizi çok üzüyor. Takımımızı çok seviyoruz. Yani ben takım için ölürüm ya. Evet. Ben şunu, bu takımın amigolundan gelmişim. Yani tribünden gelmişim. Altyapıda top oynamışım. Bize hakikaten çok koyuyor ama ne yapacaksın? Futbol bu. Yani 3-3 oluyor. Biz devre arasında yine bütün transferlerimizi yapacağız inşallah. Başkanım çünkü kaç transfer düşünüyorsunuz? Şu görüntüyle 7-8'e çıktı. Biz normalde 3 tane alacaktık ama şu anda 7-8 tane. Peki planlanan oyuncular var mı? Var. Şu anda görüşürüz. Futbolcu kardeşlerimiz de var. Bu sizin için ters bir soru olabilir. Şimdi ben geldim. Biletler 15 lira. Evet. Çünkü şey var. Kapalı ve açık ayrımı yok sizin stadınızda. Evet. Hani şey gibi değil. 7,5 lira açık, 15 lira kapalı değil ya. 15 lira hadi tamam biz geldik, verdik paramızı. Ben normal çalışan maaşlı bir adamım. Ama öğrenci ve askeri maaşla çalışan adamlar için 15 lira biraz tuzlu değil mi siz? Bence çok yüksek fiyat. Ama neden yüksek? Hani diyoruz ya kulübün 1 TL gelir olsun. Kulübün gelir olsun ben 1 TL yapayım bileti. Başkanım ben çok teşekkür ederim gerçekten. Ayağına yüreğine sağlık kardeşim. Her zaman bekleriz. Buradan takipçilere de sesleniyorum. İstanbul'dan geldik. Siz de Kırklareli çok yakın öyle uzak bir yer değil yani. 2 saate gelebiliyorsunuz. Hem lezzetlerini hem maçları keyifli oluyor. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizle görüşürüz. Başkanım son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İnşallah devre arasında yapacağımız transferlerle şu kötü gidişe dur diyeceğiz. Herkesi seviyorum. Görüşmek üzere.